Evet. Hocam, başka önceki sohbetlerinizde ölümle birlikte kul bir yaratıcının, bir Allah'ın olduğunu anlar. O evet. İdraka şey oldu demiştiniz. Tamam. Şimdi burada da yine farklı. Perdenin kalkmasıyla dedi. Perdenin kalkmasıyla. İbadet ettiği, ilah edindiği şeyin de yaratıcısı olduğunu anlamış olur. Yaratıcısı değil mi? Yani oraya geliyor. Hakka, yani. Allah'a döner dedi ya, Allah sevdiği dedi. Şeyin, sevdiği, tamam. Yani taptığı şeyin. Onun da yaratanın Allah olduğunu anlar demek istiyor yani, perde kalktığı için. Eyvallah hocam. Yani ben o hani yaratanın değil de hani onu sevdiği, sevgisinin Allah'a döndüğünü anlar. Yok, hayır. O taptığı, ilah edindiği şeyi de yaratanın Allah olduğunu görür perde kalktığı için. Yani Allah'a döndüğünü anlar derken o Allah'a dönmüş oluyor işte. Evet, İlah edindiği öyle. Şey Allah'a dönmüş oluyor. Arkasında ardında Allah'ı görüyor. Onu da yaratan Allah. Bunu görmüş oluyor. Daha ben görmüyordum. Daha önce görmüyordu. Gördüm. Evet. Sonradan perde kalkınca onu da yaratanın Allah olduğunu gördü. Peki hocam hani kim ne ibadet ederse hakikatte Allah'a ibadet etmişleri nasıl? İşte neye ibadet? Taşa ibadet etti. Evet. Kuşa ibadet etti. İlah edindi. O kuşun hakikati de bir esma terkibi değil mi? Ya da o taşın. Tamam. Bu manada ibadeti gene Allah'a dönmüş oluyor. Dolaylı yönden. Tamam. Bu manada öldüğü anda da hakikatte bu görmeyen perde kalktığı zaman sevgisinin Allah'a olduğunu diyor. Tamam. Perdenin ardında Allah olduğunu. Çünkü onu o perde gözüken şeyin, o taş, kuş hakikati hak olduğu için evet. Aa gene Allah'mış diyecek. Şimdi işte tam burada sorum şu. Hı. Hani daha önceden bir yaratıcının olduğunu bilgisi tamam. Vardı. Burada da her şeyin tamam. Hak olduğu bilgisine tamam. Erişiyor ölümle birlikte. Tamam. Yani varlığın, aslında varlığın hani biraz daha ilerletelim. Varlık diye bir şey olmadığını, her şeyin Allah'ın esmalarının olduğunu ölümle birlikte kişi anlayacak şeyine çıkıyor, bilgisine çıkıyor. Bu. Tamam. Doğru mudur? Bütün gördüğü her şeyin, perde nitelediği, ibadet ettiği şeyin de aslında Hak ismiyle Allah'a çıktığını görür. Bu mana çıkıyor burada. Evet. Yani biz ölüm anında bu bilgilere erişeceğiz. Erişeceğiz tabii. Herkes. Evet. Ölümü tadan herkes perde kalktığında bu bilgiye erişecek. Hocam Allah'ın birliğini bu dünyadayken yaşarken bilmeyen kimse öldüğü zaman ona erişemez ki. Erişiyor. Yani her şeyin ibadet ettiği, ilah edindiği, tapındığı şeyin de hakikatinin hak olduğunun bilgisine erişecek. Vefat edince bu Allah'ın birliğine kavuşmuş mu oluyoruz bir yerde? Anlamış mı? Birliğine kavuşmak demeyelim ona bu, bak şimdi. Tevhid bilgisinin oturması manasına gelmiyor bu. Gelmiyor. Hayır. Tertip edici. Bu kişide bir değişiklik hani daha önce de konuşmuştuk hocam hani o yapısında bir değişikliği sebebiyet vermiyor bu bilgi. Bunu görmesi, müşahede etmesi. Tabii. Allah'ın varlığını artık öğrenmiş oluyor. Hayır. Artık perde kalkıyor herhangi bir yapısında bir değişiklik olmuyor yani. Aynen. Bunu şöyle örnek de verebiliriz. Mesela her şeyin hakikatinin hak olduğunu burada konuşup duruyoruz değil mi? Evet. Bunu ne mertebeden biliyoruz? İlmel yakin. Yani. Peki bunun bir ötesi var. Aynel yakin martabasından her şeyin hakikatinin hak olduğunu bilmek. Daha ötesi var. Hakkel yakin. Şimdi ilmel yakin mertebeden her şeyin hakikatinin hak olduğunu bilmek ile aynel ya da hakkel yakin mertebesinden bilmeyi bir tutabilir miyiz? İşte ölüm anında her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu, her şeyin hakikatinin hak olduğunu bilmek de o bilen için böyle anlayalım. İlmel yakinle aynel yakinin biri olmadığı gibi. Peki, şimdi hocam hani bilmesi ona ne şey? Pişmanlık getirecek. Bilmesi ona ne getirecek? Eyvah diyecek yani. Ben ne yapmışım? Ben bunu müstakil bir ilah edindiğim bir şeydi. Halbuki onu da yaratan Allah'mış, o da bir perdeymiş. O da Allah'ın isimlerinin bir terkibiymiş diyecek. O, öteki, şu, bu, ben. Belki kendisinin hakikatinin bile isim terkibi olduğunun ilmine vakıf değildi o yaşarken. Onu da görecek. Ben de bir isim terkibiymişim diyecek. İlah edindiğim o put, taptığım put da bir isim terkibiymiş. Onun ardında da Allah varmış diyecek. O da Allah'a döndü. Bunu görecek. Gördüğü zaman da eyvah diyecek. Neden eyvah diyecek? Allah-u Teala'nın şeriatla emrettiği çizgide yaşamadığı için eyvah diyecek. Çünkü cezalandırılacak. Ne kadar pişman olsa da o kadar azap vardır. Tabii yani eyvah pişman olacak. Ben neden Allah'ın emrine uymadım diye
pişmanlıkları artacak. Ölmeden önce ölünüz, o zaman burada perdeleri fark edin. Ölmeden bu manada önce, çıkar, evet. Uyanın, o perdelerden tabii çıkın. Nasıl ki ölümle bu perdeler kalkıyor, aynen, ölmeden önce ölünüz ki bu perde kalksın. Daha yaşarken o perdeyi kaldırın. O hakikate erin manası çıkar tabii ki.